Ülkemizin ilk ve tek Golbol programı olan Golbol Kest'e hoş geldiniz. Dördüncü lig ikinci devre maçları tamamlandı ve düşen ve çıkan takımlar netleşti. Öncelikle puan durumu sıralamasını okuyorum. Şampiyon olan takım Antalya Toros 60 puan. İkinci Kahramanmaraş Turgut 57 puan. Üçüncü sıradaki Elazığ Harput 47 puan. Dördüncü sıradaki Kocatepe 46 puan. 5. sıradaki Konya 41 puan. 6. sıradaki Niğde 37 puan. 7. sıradaki Genç Osman Gazi 37 puan. 8. sıradaki Şehzadeler 19 puan. 9. sıradaki Euromobili Aksaray 18 puan. 10. sıradaki Ankara Mitadenç 13 puan. 11. sıradaki Kayseri 13 puan. Ve son sıradaki Diyarbakır Geskin 3 puanı var. Bu sıralamaya göre Antalya Toros, Kahramanmaraş Turgut ve Elazığ Harput 3. lige çıktılar. Takımlarımıza 3. ligde başarılar diliyorum. Ve Diyarbakır, Kayseri, Ankara Mitadenç, Euromobilya ve Şehzadeler ise Yükselme Ligi'nde seneye mücadele edecek. Onlara da seneye katılacakları Yükselme Ligi'nde başarılar diliyorum. Golbol Kest'in bu bölümünde 4. lig sporcularından Emrullah Toprakçı. Emrullah kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk abi, merhabalar. Antalya Toros'un parlayan yıldızı. Teşekkürler. Elazığ takımından Musa Mıh. Musa kardeşim sen de hoş geldin. Hoş bulduk, herkese merhabalar. Merhabalar kardeşim. Kahramanmaraş Turgut takımından Muhammed Özcan. Muhammed kardeşim sen de hoş geldin. Hoş bulduk abi, herkese hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Ve Genç Osman Gazi takımından Furkan Değmez. Furkan kardeşim sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Herkese merhabalar. Merhabalar kardeşim. Öncelikle arkadaşlar bizlere bu izlettiğiniz güzellik için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Takım arkadaşlarınıza da, bütün takımlara da. Ben çok keyif alarak izlediğim bir lig oldu. İnşallah sizler de oynarken keyif almışsınızdır. Şu şekilde başlayayım isterseniz. Sizce ligi nasıl değerlendiriyorsunuz arkadaşlar? Güzel, çekişmeli bir lig miydi? Musa sesim geliyor mu? Geliyor abi şu anda, evet. Aynen kardeşim, istersen değerlendirmeye seninle başlayalım. Tamamdır abi, başlayalım. Abi lig gerçekten, ben bu kadar beklemiyordum ligin çekişmeli olacağını. 2015'ten beri gol yapıyorum, hani yükselmeye falan da gittim. Yani ben böyle çekişmeli bir lig görmedim. Hani ilk ikisi belliydi zaten, Toros'la Maraş. Hani ilk ikiyi belirlemişler. Üçüncü belli değildi. İlk devrenin sonucuna göre Niğde çok ciddi bir adaydı üçüncülük için. Ama ikinci devrede bekleneni vermedi Niğde. Özellikle Euromobili Aksaray'ın puanları silindikten sonra en büyük adaydı. Aynen öyle. Gördüğüm kadarıyla turnuvanın ilk günlerinde, yani bir ve ikinci günlerinde ilk yedi takım üçüncülüğü gerçekten istiyordu gördüğüm kadarıyla. Hepsinde istek vardı. Herkes onun için mücadele ediyordu. Yani gerçekten çok kıran kırana olan maçlar vardı. Çok zevk aldım ben. Arkadaşlar Başladım. sizler peki? Ya bence bu lig şu ana kadar izlediğimiz çoğu ligden bu sene için konuşuyorum. Daha zevkliydi. Zaten ligimiz gençlerden oluşuyor. Genç sporculardan oluşuyor. İlk devresi açısından bence ilk devre çok çekişmeli olmasa da ikinci devresi işte Elazığ gibi takımların takviye yapmasıyla daha çekişmeli bir lige büründü. Beklenmedik sonuçlar oldu. Beklenen sonuçlar da tabii bizim şampiyonumuz Maraş'ın ikinciliği, işte ikimizin şampiyonluk mücadelesi vermesi. Bu beklenen bir durumda ama üçüncülük, dördüncülük özellikle ligde çok önemli bir noktaydı ve herkesin gözü o noktadaydı gerçekten. Elazığ'ı o açıdan tebrik ediyorum. Başardılar ve bir üstlüğe, üçüncü lige çıkmaya hak kazandılar bizi yenerek. Yani lig dediğim gibi çok çekişmeliydi ikinci devresi açısından. Gençlerin özellikle bu ligi bu hale getirmesi, altı çizilmesi gereken bir noktaydı bence. Bence de bu konuda yani ligi güzelleştiren gençler oldu. Çünkü mesela sizlerin takımlarınıza kattığınız destek, takımlarına da kattığınız katkı kesinlikle tartışılmaz.
Çok faydalı işler yaptınız kendi takımınız açısından. Muhammed, kardeşim katıldığın galiba lig düzeyinde ilk 3 oynadığın, sürekli oynadığın ilk turnuvandı. Sen bu Aynen turnuvayı öyle. nasıl değerlendiriyorsun? Ya bence de seyir zevki çok yüksek bir turnuvaydı bir kere. Ya çünkü her takım başarılı olmak istiyordu. Her takım kazanmak istiyordu. Bir üst lige yükselmek istiyordu. Yani Diyarbakır bile, en sonda olan Diyarbakır bile bu ligde mücadele etti. Ki çok savunma anlamında zayıf olmalarına rağmen mücadele ettiler. Bu konuda mesela bizim lig ayrılan bir lig. Birinci ligde mesela görüyorduk Manisa takımı. Takımda oynamıyorlardı yani resmen. Sadece ayakta duruyorlardı, maça çıkıyorlardı, bitiyordu. Ama bu ligde Diyarbakır dahi mücadele etti. Herkes mücadele etti. Sadece Diyarbakır üzerinde demiyorum bunu. Yani bizde Toros arasında çok büyük mücadeleler oldu. Elazığ arasında çok büyük mücadeleler oldu. Yani harika seyir zevki, çok yüksek maçlar oldu bence. Ki benim için de ilk lig tecrübesi dediğin gibi Hilmi abi. Yani umarım daha da ilerletebiliriz. Umarım bu yolda daha da ilerleyebiliriz. Üçüncü ligde bakalım neler yapacağız. Furkan. Ben de bu turnuvaya gelirken böyle üçüncülük adayı olan bir takımdık biz de. Ama ben turnuvaya geldiğimde gelirken kağıt üstünde Elazığ'ın yaptığı transferlerle hani bir nebze Niğde biraz üstte bitirmiş olsa da Elazığ bu kağıt üstünde favoriydi bence. Biz de zaten maalesef turnuvanın son olmasına son bir iki gün kala İki sporcunun özel nedenlerden dolayı gelmemesi nedeniyle bir nebze biz o kağıt üstünde eksik kalsak da yine son iki güne kadar mücadelemizi verdik. Ondan sonra zevk almaya çalıştık. Burada Elazığ'ın sürpriz sonuçlar da aldı bence. Öncelikle Antalya Toros'a karşı. Bu Elazığ'a fazladan diğer rakiplerine göre zaten 3 puan getirdi bence. Elazığ'a bu başarısı için tebrik ediyorum orada. Hem burada Musa var. Diğer Beyazıt, Ertuğrul gerçekten çok güzel maçlar çıkardılar. Beklentinin üstünde bir bence performans gösterdiler. Hepsini kutluyorum. Çok sağ olasın Murat. Arkadaşlar ben bu söyleşimizin biraz sohbet muhabbet havasında geçmesini istiyorum. Ben mesela soruyu sorayım. Ama siz kendi aranızda paslaşın isterseniz. Ben ikinci sorum da sizlere bu turnuva genel anlamda teknik anlamında sahadır, ulaşımdır, yeme içmedir, diğer türlü fiziki anlamda sizce nasıldı? Bir eksiklik falan göze çarpan bir durum ya da turnuvanın gidişatını etkileyecek bir durum var mıydı? İlk ben başlayayım isterseniz. Ben Antalya Toros açısından konuşmam gerekirse biz öğretmen evinde kaldık. Ulaşım konusunda Ramazan abiyle iletişime geçiyorduk. Bizi araçla aldırıp salona o şekilde geçiyorduk. Bir saat falan önceden ya bir maç önceden ya da 1,5 maç önceden salonda oluyorduk ve maçımızı bekliyorduk. Yani ulaşım konusunda problem yaşamadık. Yemek konusunda kumanya yoktu zaten. Herkes kendi yemeğini kendi organize etti. Otelde bizim kahvaltımız vardı. Öğle yemeğini dışarıdan söylüyorduk. Akşam yemeğini de maçlar bittikten sonra hep birlikte takımca bir lokantaya gidip yiyorduk. O şekildeydi. Yani organizasyon açısından otel yemek konusu o şekildeydi. Ama salon konusunda konuşmam gerekirse zemin çok kaygandı. Zemin tozluydu, pisti. İyi temizlenmemişti. Bantlarda bence problemler vardı. Kaleler zaten rezaletti. Kaleler birinci ligde de rezaletti. Bu konuda eleştiriyorum federasyonu. Toplarda da artık balonlaşma sona doğru artık daha da aşağı çıkmıştı. Başlarda yine tırtıklı toplarımız vardı. Sağlam toplarımız vardı ama benim için organizasyonun genel yorumu bu şekilde. Evet. Çok sağ olasın Emrullah. Ya Sizler Emrullah dediklerine aynen katılıyorum. Ya bizim de mesela otelimiz sahaya güzel yakın konumdaydı. Yani saha merkezi bir yerdeydi aslında. Gidip gelme konusunda bir sıkıntı yoktu. Ama zemin anlamında ateş konusunda atış yapılabiliyor. Yani güzel atışlar atılabiliyordu ama kaygan bir zemindi. Yani ayakkabılar sağlam olmasına rağmen çok fena kayıyordu zemin. Kaleleri zaten hiç söylemiyorum. Kaleler malum yani boyumun yarısı kadardı diyebilirim yani. Çok fazla kısaydı.
Yani O nasıl sonradan yapıyorlar? düzeltildi mi Muhammed, turnuvanın sonuna kadar o şekilde mi devam etti? Yok, turnuva sonuna kadar öyle devam etti İlmi abi. Aynen öyle devam etti. Hiçbir şekilde düzelme olmadı. Yani o zaman benim anladığım mesela mesela üst direğe çarpan toplar ya da az farkla üstten blokavuta giden topların çoğu normal şartlarda gol olması mı gerekiyor? Heh, tam onu diyecektim. Yani normal şartlarda üst direğe çarpan topların çoğu gol olurdu. Çünkü Kalelerde yani bir önde eğiklik vardı üst direklerde. aynen. Ve çökmeler de vardı bazı noktalarda. Bir de kalelerin yanlarına kaleyi ayakta tutabilmek için bu tarz şeyler koymuştu. En azından topu dışarıdan atmaya kalkıştığım zaman özellikle Elazığ maçında yaşamıştım. Takıldım. Bu durumlar çok çirkin durumlar. Yani top atmamıza engel. Sonuçta biz sahanın içinde kullanıyoruz, dışında kullanıyoruz. Yani dışında olduğu için oraya sen topa koyamazsın. Bize engel olmamalı. Öyle kaleler çok yani sağlamlaştırmak için ellerinden geleni yapmışlar ama yani hiç sağlam olmamıştı maalesef. Çok kötü bir günlerdi. Furkan, Musa, bu konuyla ilgili sizin eklemek istedikleriniz var mı? Yok, arkadaşlar zaten sorunlara değindiler. Hepsine katılıyorum. Ben de şöyle bir şey de deneyeyim. İlk turnuvaya başlarken ilk maç bizimdi. Salona gittiğimizde salona sanki girilmiş, kaleler kurulmuş, bantlar çekilmiş. Başka hiçbir şey yapılmamış. Zaten salonda da tadilat vardı benim gördüğüm kadarıyla. Dışarıda falan tadilat malzemeleri falan vardı. Gördüğüm kadarıyla saha hiç temizlenmemiş mesela. Tribünler aynı şekilde. Çok berbattı yani. Ha, ilerleyen günlerde nasıl diyeyim size, izleyicilerin gelip gitmesiyle galiba kendiliğinden temizlenmiş. Öyle sanıyorum. Kaleler zaten çok kötüydü. Arkadaşlar da değindi. Sahanın tozunu Yani siz aldınız galiba. aynen aynen abi. Onu demeye getirdim. Kaleler yani şöyle diyeyim size, o kadar iyi bir lig oldu ki, o kadar kaliteli bir ligdi ki buna yakışmadı yani bu kaleler. Ben öyle düşünüyorum. Yani daha iyi güzel mesela, daha iyi bir salon olabilirdi. Daha iyi bir kale olabilirdi. Mesela bantlarda 2 gün geçtikten sonra yıpranmaya başlanmıştı mesela. Bantların üstünden yeni bantlar geçiliyordu ama hani faydalı olmuyordu. Bantlar çok kötüydü. Artık 3-4 kat bant oluşmuştu orada yani. Evet, çok doğru. Evet. Böyle Özellikle problemler tribüne vardı yani. arkana verip sağ tarafta kalan kale bantları bir numarada ben oynuyordum. Yani çok yıpranmıştı ama sol taraftaki kalenin biraz daha durumu çizgi açısından daha iyiydi. Anladım. Ya normalde bizim Golbol branş için özellikle bir kalemiz var, bir çizgilerimiz var. Zaten başka bizim bir de topumuz var. Başka Çok doğru. fiziksel anlamda Zaten zemin getirmiyorlar değil mi abi? yani Yani sadece zemin getirdikleri yok. En azından bari kale getiriyorsunuz. Onu da düzgün yapın. ben diğer turnuvalarda daha güzel olacağını düşünüyorum. Özellikle bakalım seneye inşallah 3. ligdesiniz hepiniz. İnşallah. Furkan sen 4. ligde yine aynı şekilde daha iyi koşullarda spor yapacağımızı düşünüyorum. İnşallah. İnşallah arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir de ben sizlerle ilgili sorular sormak istiyorum. Bu turnuvada yani unutamadığınız bir anınız oldu mu? Bu maçla ilgili olabilir, maç dışarısında olabilir. Harbiden sizi etkileyecek bir oyun içerisinde bir maçta mesela bir şutunuzdur ya da bir kurtarışınızdır ya da farklı bir durum. Hiç böyle sizin bir anı olarak bir köşeye koyduğunuz bir anınız, hatıranız oldu mu? Ben başlayabilirim. Tabii ki. Bu soruyu cevaplamak isterim. Bizim sondan bir önceki gün akşam maçı Konya'daydı. Son 3 saniye kala takımın mola hakkı yoktu. Oyuncu değişikliğiyle top bizde durdu. Orada son 3 saniye kala 5'ten 1'e ya da 2'ye olması lazımdı. Son saniye Konya'ya attım. 14-14'ten maçın golünü unutamam. Onu bir yere yazdım. Hem teknik anlamda hem de senin şut anlamında güzel bir an olmuş bence de. Bazen böyle maçın içerisinde dönüşler oluyor. Son ya da son dakika şeyleri falan oluyor. Harbiden insan unutamıyor. Benim unutamadığım ne vardı? Maraş maçında çaprazdan bir top geldi veya karşıdan mı geldi? Tam hatırlamıyorum. Roşat'ın oradan, 5 numaradan. Roşat güçlükle yani güç bela topu çıkarttı veya gol oldu. Yani tribün gol diyor.
Biz de hakemi de duyamadık. O ara Roşat da sakatlandı. Dudağı mı patladı? Bir şey oldu. Oyun durdu falan. Biz gerçekten gol yedik falan zannettik. Eşitlik var zannediyorum. Sonraki molada meğersem gol yememişiz. Tribünün hakemi baskı altına alması, yani o gürültüde artık gol zannetmiştik. O beni çok strese sokmuştu. Gerçekten maçın sonlarına yaklaşıyorduk artık. Yiyeceğimiz bir gol. Hem rakibin motive olması bizimle demoralize olmamızı sağlayacaktı ama o molada Zafer Hoca'nın bir farklı üstünlüğünüz var. Sakin olun, rahat olun dedikten sonra bir içim rahatlamıştı. Ben çünkü gol zannetmiştim o pozisyonu ki bütün takım topu kurtaran Roşat bile gol zannetmişti. Yani öyle söyleyeyim. Benim için unutulmayan bir anıydı. Göz kapalı görmüyorsun. İşte Ya şey, görüntüden Gümaraş'ın diğer Turgut takımı kızlardan gelenler vardı. Onlar gol gol diye bağırınca ben öyle sandım. Tüm takım da öyle sandı. Gol zannetmişti yani. gerçekten onu biz bile gol sandık yani. Çünkü o benim de hücumumdu. Tam Roşat tarafına attım. Yani ben bile gol sandım onu yani. Anladım gençler. Genel olarak Maraş'la Turgut maçı benim de Maraş Turgut ne ya? Maraş'ta Antalya Toros maçı benim için de unutulmaz bir maçtı. Gerçekten güzel bir maçtı. Yani çok güzel toplar çıkarıldı. Çok güzel toplar atıldı. Efsane bir maçtı bence. Ya bir de şampiyonla ilgili, yani final havasında bir maçtı. Final Evet, maçı. finale yakışır bir maçtı. Öyle söyleyeyim. Ya iki takım da motive olmuştu sonuçta. Yani ikisi bir Maraş bizi yenseydi ikili avarajla üstün olacaktı. Biz Aynen. Maraş'ı yenseydik 6 puan fark açıp rahatlayacaktık. O yüzden iki takım motive, iki takım konsantresi yüksek bir şekilde maç başladı. Üç farklı öne geçtik. Yakaladılar. Öne geçtiler. İşte sonra ikinci yarı bitmeden ben iki gol attım. 5-4 oldu, ilk yarı o şekilde bitti. İkinci yarıya gol yiyerek başladık falan derken maçın sonuna anca rahatladık. İvmeyi kendimize çevirdik ama dediğim gibi iki takım açısından da güzel maçtı. Buradan karlı çıkan tabii ki biz olduk. Onun Anladığım için de... kadarıyla Muhammed senin de, Emrullah senin de en çok keyif aldığın maç, birlikte oynadığınız maç oldu. Aynen. Musa, Furkan, peki sizin turnuvada en çok keyif aldığınız, oynamaktan zevk aldığınız maç hangisiydi? Ben kendi adıma Abi, konuşursam Furkan söylesin, Furkan söylesin. ben kendi adıma konuşsam yenilirsek de Antalya maçı bir de Maraş maçını sayabilirim. Neden peki, bir özel bir sebebi var mı? Sen kendi oyunundan ötürü mü, heyecanından ötürü mü maçın? Ya Maraş maçından biz ilk başlarken puan çıkarmak hedefiyle, çünkü üçüncülük yarışımız devam ediyordu. İkinci gün akşam maçıydı. En kötü bir puan bile alsak bizim için kârdı ama sonuçta 12-2 gibi bir teknik sonuçla kaybettik. Ama ben hem şut bakımından hem Antalya maçı hem de Maraş maçında çok zevk aldım. Yani topu karşılarken ortada oynuyordum ben bu ikinci yarıda, ikinci devrede turnuva boyunca. Yani şutların sert çarpışı, onları karşılama şekilleri, çok gol yesek de ben o maçlardan gerçekten zevk aldım. Musa. Abi benim de 3 tane maçım var zevk aldığım. Ya İlk sizin birinci gün maça. maçta harbiden bir de şeydi ya, nasıl diyeyim, çıkmanız için kaybetme lüksünüz yoktu adeta. Evet abi, Yani her bir yoktu. maçınız final havasındaydı. Aynen abi, çok doğru söyledin. İlk günden başlayayım. Akşam Maraş maçımız vardı ilk gün. Almamız gerekiyor normal şartlarda üçüncülük için. Çıktığımızda Maraş gerçekten çok sağlam bir takım. Onu bilerek çıktık. Ama yani beklediğimiz gibi olmadı. Maraş çok gerçekten kondisyonu çok iyi çıktı. Biz takım olarak yorulmuştuk açıkçası. Şu anı hatırlıyorum. 9-6 yeniliyorduk. Hala biraz gücümüz vardı takım olarak. 9-9 yakaladık. Sonra ama yetmedi gücümüz yani. Maraş hala ayaktaydı. Şutlar gayet iyi geliyordu. Maçı 11-9 verdik. Bir unutamadığım, çok zevk aldığım, gerçekten hani bol kariyerimde unutamayacağım maçlardan biri bu. İkinci maç Afyon değil, şey. Afyon, ha, Kocatepe, doğru. İsrafil abigille oynadığımız maç. O maç da çok önemliydi çünkü üçüncülüğü direkt ilgilendiriyordu. Çünkü rakibimiz de İsrafil abigille. O maça da çok konsantre çıktık. O maçta teknikler konuştu, öyle diyeyim ben size. Hani rastgele atılmış şutlar yoktu mesela.
İsrafil abi de bunu kendini belirtti zaten bize. O maçta gerçekten izlediğimde güzel goller atılmış baktığımda. O maçı da unutamıyorum. Ve son maçım Toros maçı. Orada da unutamadığım bir an, onu değinmek istiyorum. Evet, unutamadın. Çok önemli bir Aslında maç. sen cevaplayamamıştın zaten. Evet, onu da söyleyeyim, onu da aradan çıkarayım. Çok önemli bir maç. Maçı almamız lazım. Artık son turnuvanın sonuna yaklaşmışız. Hani alırsak üçüncülük şansımız devam edecek. Kaybedersek Afyon üçüncü olacak. Maça başladık. 0-0. Emrullah bir şut çekti. Gerçekten muazzam bir şuttu. Köşemden yedim. 10 numara bir şuttu. Yani çok çaresiz kaldım. Ve 1-0 öne geçti Toros. Yani hem önemli bir maçtasın, hem çok müthiş bir gol yiyorsun. Demorize Yani oldum. o durumdan o maçı çevirmek gerçekten çok zordu yani. Hiç unutamıyorum o anı. Benim için de mesela Elazığ maçının şöyle bir önemi vardı. Ek yapayım. Yani Afyon'un üçüncülük şansını devam etmesi için isterseniz bizi destekliyorlardı. Ben şöyle bir baskı hissettim üstümde. Biz herkes diyordu ki Elazığ'ı rahat alırsınız. Ama ben biliyordum ki Beyazıt, işte Musa ve diğer arkadaşların olduğu takım, yani Elazığ güçlü bir takım. Zorlanacağız. Zaten biz Maraş maçından çıkmışız, yorgunuz. Bizim biliyorsunuz İstanbul'da çok antrenman yapma şansımız olmuyor. Kondisyon açısından da bittik artık. Ben zor bir maç geçeceğini biliyordum ama insanların ağzına laf vermemek için özellikle o maçı çok hırslı çıktım. Hırsım zaten insanlar sahada, herkes şey asi diyordu orada. Çok asi oldum belirtiyordu. Hakemler olsun, diğer arkadaşlar olsun. Çünkü üstüne bir baskı hissettim. Diğer takım arkadaşlarım da var mıydı bilmiyorum ama ben şahsen gereğinden fazla gerildim ve çok kazanmak istedim o maçı. Çünkü dediğim gibi Afyon'un da üçüncülük mücadelesi var. Elazığ'ın da üçüncülük mücadelesi var. Kritik bir maç. Yani burada yapacağın en ufak saçma sapan bir hata iki takımın da kaderini etkiliyor ama ben dediğim gibi elimden en iyisini yapmaya çalıştım. Ama dediğim gibi hak eden onlar oldu. Elazığ oldu. Bize iyi bir ders verdiler. Güzel bir maçtı gerçekten. Muhammed, senin peki unutamadığın an ne oldu? Yani unutamadığım anım genel olarak işte dediğim gibi Elazığ ve Toros maçlarında kurtarışlar, özellikle yani çok önemli kurtarışlar oldu. Bazı kaçırdığım topları arkamdan Murat Akgül'ün alması mesela unutamam. Özellikle bir top tam böyle yanından geçti. Ben dokunamadım topa yani. Direkt dibimden geçti top. Ama ben onu direkt gol sanmıştım yani. Kesin gol diyordum. Ama Murat Akgül arkamdan tuttu. Onu mesela unutamadım. Çok bayağı güzel bir şuttu çünkü. Onu kurtarması muhteşemdi. Maç olarak da Antalya Toros maçı demiştik zaten seninle. Aynen. Arkadaşlar, turnuva ile ilgili değerlendirmelerimizi yaptık. Bunlar için ben teşekkür ediyorum. Güzel fikirlerde bulunduk. Önerilerde bulunduk. Eksikleri söyledik. Şimdi ben, hepiniz gençsiniz. Gelecek vadeden sporcularsınız. Sizin gelecek planlarınızla ilgili ben biraz konuşmak istiyorum. Öncelikle bulunduğunuz şehirde ne koşullarda antrenman yapabiliyorsunuz? Yine ben başlayayım isterseniz. İstanbul büyük şehir olduğu için burada birçok salon var aslında. İşte Mesela milli bu turnuvaya ekipmanlar. gelirken ne kadar antrenman yaptın Emo? Şöyle, biz turnuvadan 1,5 ay önce rica minnet artık gerçekten il müdüründen miydi sanırım, tam hatırlamıyorum, Gençlik Spor İl Müdüründen bir randevu alarak, artık salon müdürü aranarak, yazın boş oluyor Gençlik Spor'un salonları. Çünkü voleybol sezonu kapanmış oluyor. İstanbul'da genelde salonlar, Gençlik Spor'un salonları voleybolculara ayrılıyor. Onların sezonu başlıyor. Sabahın köründen akşamın karanlığına kadar gerçekten salonu full kullanıyorlar. O zaman öyle bir boşluk vardı, bir aylık. Rica minnet akşam mesai saati dışında bir kişi nöbetçi bıraktılar bizim için. Haftada 3 gün olacak şekilde antrenman yaptık biz. 2-3 gün olacak şekilde. Bazı haftalarda gidemediğimiz oldu ama sonra da turnuvaya son 2 hafta kala salonu kaybettik zaten. Sezon başladı, okullar açıldı. Son 2 hafta kaldı. Son işte salonu kaybettikten sonraki hafta hiç antrenman yapamadık.
Ertesi gün haftaki de şey oldu. Yani turnuvadan bir önceki hafta iki kere Sabancı'ya gittim. Bir veya iki kere. Orada top attım ve bireysel defans yaptım. O şekilde oldu ama genelde biz salon bulamıyoruz. Çünkü Gençlik Spor voleybolculara salon tahsis ediyor. Milli Eğitim'de geçen sene kiralama olmuyordu. Protokolleri iptal olmuş Gençlik Spor'la ama bu sene artık kiralamaya başlamışlar salonları. Okullar gelir elde edebilmek için o salonları kiralıyorlar. O yüzden İstanbul'da bir salon bulamıyoruz. Bulamadığımız için de antrenman yapma imkanımız olmuyor. İşte milli sporcular var İstanbul'da. Onlar kamplara gidiyorlar. Geriye kalan da işte Sabancı orada okuduk, büyüdük. Müdürümüzü rica ediyoruz Metin Hoca'ya. O şekilde rica minnet bireysel de antrenmanlar, bir top atma, bir bireysel defans, o şekilde bu kışı atlatacağız gibi gözüküyor. Ben Eskişehir'de olacağım. Ben de Eskişehir'de Eskişehir kulübüyle birlikte çalışmayı planlıyorum. Ayrıca de fitness yapacağım. Fitness'ım zaten hazır. Ve okuluma devam edeceğim. Benim çalışma imkanlarım bu şekildeydi. Diğer arkadaşların durumunu bilmiyorum ama. Bursa Bizim Furkan. evet ben anlatayım. Benim de antrenman yapma imkanım hep bireyseldi. Biz takım halinde üçümüz çalıştığımız ligin birinci maçı Aksaray maçı oldu. Öbür türlü ben hep 1,5 ay kala salonda bireysel kendim çalıştım. Yani salonda ne kadar bulabilirsek işte yaz okulu başladı. Akşam vakitleri boştu. Hafta sonları boştu. Sadece hafta sonları kullanabiliyordum 2 gün. Bu turnuvaya bir hafta kala, 2 hafta kala kış okullarına dönünce gündüz vakitleri biraz boştu. Bireysel atış savunma çalıştım. Ayrıyeten fitness'a sürekli çıkarmayı şansım var. Bir bol fitness yaparak geldim. Onu öyle söyleyebilirim. Maalesef çoğu kulübün yaşadığı salon bulma ve antrenman yapma imkanının azlığı bireysel çalışmayla bir yere kadar oluyor. Sonuçta bir takım sporu yapıyoruz. Umarım bu gelecek yıllarda bu sorunlar azalır. Golbol iyi yerlere gelir milli takım açısından. Teşekkür ediyoruz Furkan. Furkan, pardon Musa. Arkadaşlar burada şey yapalım ya, ben sürekli müdahil olmayayım. Siz direkt Tamam. birbirinizden sözü alın. Tamamdır abi. Bekleme yapmayalım böyle. Biraz sohbet havasında olsun ya. Biraz Tamamdır. yayılalım. Abi ben söyleyeyim nasıl bir antrenman sürecinden geçtik. Benim Konya'da yaşadığım olaylardan ötürü, kulüp olaylarından ötürü baya bir zaman antrenmanlara ara vermiştim. İşte Elazığ'a transfer olduk. O sırada da zaten Konya'da yine antrenman yapma şansım yok. Elazığ'a da zaten gidemem. Elazığ'a da turnuvaya bir hafta kala Elazığ'a gittim. 6 gün kamp yaptık orada. Günümüz az olduğu için günlük çift antrenman yapıyorduk. Bizi zorladı uzun zamandır çünkü ben antrenman yapmıyordum. Hani uzun zamandır dediğim de Hilmi abi seninle Aksaray'da seçme kampında hatırlıyorsun o zaman gitmiştik. Evet. Bir o zaman hani sağlam antrenman yapmıştım. 10-15 gün falan. O zamandan beri sağlam antrenman görmediğim için günlük çift antrenman beni bayağı zorlamıştı. Ama zorlasa da turnuvada o 6 günün karşılığını aldığımı düşünüyorum yeterince. Hatta fazlasıyla bile. Yani antrenman olana gerçekten voleybolda çok az salon gerçekten çok sorun. Bunu tüm kulüpler belirtiyor. Takım sporlarının genelinde var bu problem maalesef. Bazı takımlar salon buluyor, onlarda Aynen da abi. sporcu yok. Yani küçük şehirlerde böyle bir durum da var gerçekten. Ya İstanbul gibi, Ankara gibi böyle büyük şehirlerde salon çok büyük bir problem ya. Buna bence federasyonumuz mu olur artık, il temsilcilerimiz mi olur? Bu görme engelli golbol özellikle ya da B1 futbol, B2 B3 futsal, ya bunlarla ilgili bir çözümü kesinlikle bulunması lazım. Ya Yoksa abi engelli tesisleri var İstanbul'da mesela. Yani biraz il şehir dışına doğru yapıyorlar ama en azından oralara salon, en azından bir salon yapsalar. Belli dönemlerde kamp için engelli kulüplerine izin verseler turnuva öncesi. O bile bazen yeter yani. Kamp yapabilsek, gitsek kamp, kalsak, antrenmanımızı yapsak. Güzel olur. Mesela İstanbul'da kocaman engelli tesisi var.
İBB'ye işte başvuru engelliler. Senede bir kere mi, 2 senede bir kere mi ne? Tatil yapabiliyorsun yanında 4 kişiyi birlikte götürüp ailenle birlikte, arkadaşlarınla birlikte kamp merkezinde kamp yapabiliyorsun. Orada futbol sahası falan var mesela. Fitness için de herhalde yer vardı yanlış hatırlamıyorsam, ama bir tane kapalı spor salonu yok. Abi neden yok yani? Kocaman bir sürü açık alan tane yapın yani ya. Çok zor bir şey değil. Ne kadar maliyeti var ki? Tribün olmasına gerek yok. Kapalı bir spor salonu olacak altı. Etrafı çevirecek. Bitti. Musa evet sen yarı kalmıştı kardeşim. Abi demem yani bu kadar yani değineceğim noktalar. Hani salon çözülse şu anda mesela çoğu kulübün mesela Ankara'da, İstanbul'da, büyük şehirlerde salon durumu çözülse emin olun Türkiye'de golbol şu anda bu durumda olmaz yani. Kat kat ilerlemiş olur diye düşünüyorum. Şu andaki durum hani milli takımımız Allah'a şükür iyi ama alttan sporcu gelmiyor şu anda. Hani genç sporculara federasyonumuz çok önem vermiyor. Oraya ayrıyeten bir başlık açmayı düşünüyorum Musa. Ha, İstersen tamam o zaman. Muhammed'in Oraya de bu şey. konuyla ilgili salon yok desin de göreyim Muhammed'e. Evet Tamam abi. Muhammed. Şimdi Maraş'ta durumlar nasıl? vallahi bir de salon yok dersen beni döverler herhalde buradan çıkışta. Yani evim yakın Muhammed, ben gelirim direkt. Aynen direkt Hilmi abi beni döver galiba burada. Maraş'ta gerçekten yani şu an aranızda en şanslı olan biziz diyebilirim. Çünkü ya salon anlamında gerek salon anlamında olsun gerek bu işte il müdürlükleri falan yani bize önem veriyorlar. Gayet değer veriyorlar. Güzel. Şu ana kadar birkaç salon değiştirildi. İlk başta bir lisenin salonunda başlamıştık. Salonun çatısı çöktü dediler. Çok Başka sert bir spor. oynamışız gol bölü Muhammed. He? Gol bölü biraz sert oynamışız galiba orada. Galiba biraz sert olunca çatı dayanamamış bize. Ondan sonra oradan başka bir yere verdiler. Bayağı uzak bir yerde. Yani antrenmanlara full devam ettik aslında. Yani şu 7-8 ay boyunca hiç ara vermeden haftada 3 gün, 4 gün antrenman yaptık. Gayet güzel antrenmanlarla çıktık. Ki devam da edeceğiz. Ya yani böyle de devam etmeyi düşünüyoruz inşallah. Bu arada Hilmi abi o çatısı çöken saha düzeltilmiş. Orada da başlayacağız antrenmanlara. Antrenmanlara devam edilecek yani. Şu an gayet güzel aslında bizim için. Ya diğer kulüpler de keşke böyle olsa. Keşke dediğiniz gibi azıcık değer verilse. Yani Emrullah'ın dediği gibi İstanbul'da mesela büyük büyük engelli yerleri yapılıyor. Ya bu yerlere bir salon koymak ne kadar zor olabilir ki? Hadi İstanbul Belediyesi yapmıyor diyelim. Bir federasyon da mesela oraya merkezi bir spor salonu yapsa, golbol sahası İki yapsa. tane görme engelliler okulu var. İkisinde de golbol sporuna uygun, elverişli. 18'e 9 salon yok yani. Maraş'ta Bunu da aynı neden şekilde yapmıyorsun? görme engelliler okulu. Evet, Abi Maraş'ta da öyle. neden ya? Bunlar görme engelli okulu. Hadi ilk kurulduğunda yapılmadı. Sonradan yapın abi. Yani okul bir de bizim okul şeye girdi. Güçlendirmeye girdi. Emo, bizim Maraş'taki görme engelli okulundaki golbol sahası var ya. Kardeşim out çizgisi duvar. Aynen. Duvara Ben çarpınca out niye köşeden gol yiyorum zannedeyim sayıyoruz. Evet Ahmet. Yani keşke diğer yerlere de böyle yapılsa. Bizim için gerçekten yani emek verenlere teşekkür ediyoruz. Yani kulübümüze, işte belediyemize falan teşekkür ediyoruz. Helal olsun bu konuda. Keşke İstanbul gibi büyük bir şehirde, Ankara gibi büyük bir şehirde böyle şeyler yapılsa. Yani yapılması çok iyi olurdu. Özellikle mesela bir fikrim de var. Mesela şey yapılabilir yani böyle yerler yapılsa işte her böyle kulüpler kampa çağrılsa böyle işte farklı farklı kulüpler gelse kamplar yapılsa golbol yaygınlaştırılmış olur hem böylece. Hem böylece sporcular birbirini tanımış olur. Daha çok kaynaşırlar diye Bence düşünüyorum. bölgesel turnuvaların artması gerekiyor. Evet Çünkü bence de. maç deneyimi çok önemli. Maç deneyimi sadece senede 2 devre şeklinde tatmak da gerçekten turnuvada evet deneyim kazanıyorsun, ama o deneyimi kazanırken de bazı şeylerden ödün veriyorsun. Ödün verdiğinde takımın olumsuz etkileniyor. Yani onun için bölgesel turnuvalar, işte mesela geçen sene Marmara Cup diye bir şey düzenlediler. İşte Turget Cup oldu. Ama işte bunları şey düzenlemiyor. Bunları şehirler kendisi düzenliyor. Federasyon bu konuda bir Abi her şeyde federasyon yapacak diye bir şey yok. Mesela diyecek ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ben Türkiye'de şey İstanbul'da bir turnuva düzenlemek istiyorum diyecek. İzmir diyecek. ya talep İşte Bursa olmazsa diyecek. nereden bilsin ki Emo?
Talep o zaman bizim kulüplere de bastıracak. Diyecek Yani ki işte aynı kulüplerin bir bizle araya değil. gelmesi lazım. Engelliler haftasının iki üniversiteye gidip top sallayarak turnuva yapacağını, engelliler haftasına gidersin. Dersin ki İBB'ye veya işte bir üniversiteye bize burada turnuva düzenlet. Senin konaklama yerin de vardır zaten. Üniversitelerin misafirhaneleri. Aynen. Kaldırırsın orada. Antrenmanını da yaptırırsın. Üniversitenin yemekhanesi de var. Orada da yemek yedirirsin. Bitti yani, bu kadar. Ya böyle hazırlık turnuvaları olsun, işte dostluk turnuvaları, dostluk maçları, yani yaygınlaştırılmalı bence ya. Yani elbette. Yani senede 2 hafta turnuva yaparak bir yerlere gelinmiyor maalesef. Evet. Ben size şöyle bir nasıl diyeyim, bu tamam kulüpler anlamında cidden büyük sorumluluklar düşüyor kulüplerimize. Kulüplerimize maddi imkanları yetersiz olanlar da vardır. Yeterli olup da yapmayanlar yoktur zannetmiyorum. Hadi vardır diyelim. Ama bence federasyon bünyesinde, federasyon şeyinde bu, ben yıllardır mesela ben 15 yıldır Golbol yapıyorum. 15 yıldır sürekli herkesin ağzında bir genç milli takım lafı. Genç milli takım, genç milli takım, genç milli. Değil mi? Her sene Türkiye kuruluyor. her sene kuruluyor, evet değil mi? Her sene de o takımda yer alıyorsun değil mi Emrullah? Ben Evet, her 15 sene de sene o takımda seçiliyorum yer için. aldım. Her zaman o takım geri bozuluyor. Yani her sene Yani en son hatırlıyorsun Afyon'da bir genç turnuvası yapıldı. aynen. Orada yine seçildim. Ama ortada turnuva yoktu. Bu genç en son kızların gittiği bir genç turnuvası vardı. Orada bir 19 yaş muhabbeti Evet. hatırlıyorum ama birkaç kişiden duyduğuma göre de web sitesinde bu turnuvayı düzenlenirken yaşla ilgili bir ibare olmadı. Yani 19'un altı veya 26. Çünkü daha önceden ben 23 yaş altı diye hatırlıyorum bu turnuvaları. Gençleri mi? Bizim mi götürmek istemedi? Evet. Bizim mi götürmek istemediler yoksa neden bilmiyorum ya. Bizim gitmemiz lazım Avrupa böyle gençler özel turnuvalara bol 19 bol. falan muhabbeti vardı. Evet yani. Çünkü daha önceden 23 yaş altı diye biliyorum. Çünkü Asım abi de zamanında 2012'de mi 2013'te mi zamanında gittiydi. Onun zamanında bana demişti ki mesela 23 yaş altı yapılıyordu o zaman turnuva dedi. Yani 20, zaten golbolde genelde yurt dışında da böyle problem var. Yurt dışında genç yetişmiyor. Full yaşlı takımlar. Bazı takımlar istisna tabii ki. Böyle yaşlı bir kesim varken genç turnuvalarını da neden daha 20 yaşın altına da indirme şeysine? Bence 23 yaş altı olmalı turnuvalar. Bilmiyorum. Bizim daha çok gidip turnuva görmemiz lazım ki daha çok gidip dedim daha hiç görmedik. Öyle Hem söyleyeyim. o ilk başta bence bir genç milli takım kampı ya da genç gelişim kampı. Turnuvaların En önünde azından bunların bir... turnuva olmasa bile abi Ya kamp yapılmalı. Çünkü bir de yani... şöyle de bir şey var. Amil takım kamp görüyor, turnuvaya geliyor. Kamp görenler tabii ki 3-0 önde başlıyor. Bu birinci lig için söylüyorum. Kamp görmeyenler ne oldu? Şimdi gençler de var mesela. Gençler neredeydi bu sene? Dördüncü ligdeydi abi. Onlar da görsün kamp. 2 gün sonra birileri bırakacak, bir şeyler olacak. Takım revize edilecek, değişecek. Hazırda adam beklemesin. Sonra adam bulamıyoruz derler. Adam bulamıyorsunuz değil, adam yetiştirmiyorsunuz. Adamı elinden tutmuyorsunuz bir yere gelmesi için. Derler adama yani. Yani ne oluyor biliyor musun Emo? Mesela diyorlar ki Muhammed diyelim, örnek veriyorum sadece, ya da Ahmet, Mehmet. Ya diyorlar ki Ahmet çok iyi golbolcu, çok iyi bir genç ama atışı zayıf ya da Ama daha var. Hani savunması zayıf. yani daha var. İşte Ya daha kardeşim. tecrübeli olması lazım. İşte daha Bitmesi şutu iyi lazım. olması Aynen. lazım abi. Olması lazım da. Bak ben şunu söyleyeyim. Biz yıllardır İstanbul'da antrenman yapıyoruz. Sabancı'dan mezun olduğumuzdan beri herkes ayrı bir yerde olduğu için. Salon molon da olmadığı için. Ya da başka sebeplerden artık kimseyi sorumlu tutmuyorum. Başımızda hoca durmuyor. Sonra sen turnuvaya gittiğinde diyorsun ki sen bölgesel atamıyorsun. Kardeşim adama derler ki sen bölgesel atması için bu çocuğu geliştirdin mi? Turnuvaya geleli atıp görüyorsun nasıl bir topçu olduğunu. Sonra diyorsun ki adama bölgesel atamıyorsun. Atamaz ki adam. Attığı yere bilmiyor. High ball'u, long ball'u bilmiyor adam. Attığım topun ben long ball olduğunu antrenmanda biz long ball atıyoruz birbirimize. Ne olacak? Yani orada bir Anladın görme mı yani? engelli bir tanesi de hakem oluyor. Ne long ball'ü Ya, görebiliyor, ne high ball'ü ya görebiliyor. onu diyorum ya. Sonra Caner Keleş'le gir kavgaya. Long ball'da değildi. Öyle olur o zaman, anladın mı? Tabii ki adama göre long ball değil. Çünkü antrenmanda long ball yapmamış adam. İşte. Bilmiyorum Neyse arkadaşlar, Emrullah, Muhammed, Musa, Furkan, bu sizin nasıl bir öneriniz var mesela? Genç kampları mı çoğaltılmalı? Gençlere kendi bulunduğu ilde mi imkanlar verilmeli? Ya da daha farklı bu konuyla ilgili bir öneriniz var mı? bence kendi bulunduğu il değil de, yani herkes, yani
Ayda bir, işte ayda bir hafta ya mesela bir kamp düzenlenmeli böyle gençler toparlanmalı, geliştirmeye alınmalı. Ya ayda birden daha çok. Bence A milli takım ne kadar kamp yapıyorsa bir genç takım belirlenmeli. O Ya genç bir tane daha takımdan oyuncu var. İki tanesi aynı dönem değil mi? sürecinde onlar da artık onlarla birlikte mi olur? İşte Ya hocam veya aslında öyle onlar yapılmak daha dışında. doğru da bir federasyon bunu yapmadığı için ayda bir de yeter diyor. Ayda bir hafta da yeter Ya diyor. kardeşim olimpiyata gitmiş. Bununla ilgili sizden yorum beklemiyorum zaten de. Olimpiyata dünya şampiyonlarına gitmiş. 2 dakika oynamamış bir sürü sporcu oldu. Onun yerine genç götürülseydi mesela zamanında. Aynen. İşte. Şu an ne Ya çok doğru. sporcularımız olacaktı bizim? Maalesef. Yani. Neyse konuyu fazla dağıtmayalım. Furkan, Musa bununla ilgili siz ne söylüyorsunuz? Ya benim de fikrim şu, bölgesel bir kamp yapılabilir hani gençlerin olduğu. O bölgesellerden seçilen oyuncuların genel bir kampa alındığı. Ondan sonra da A milli takımdan zaman zaman aynı kamplarda yer aldığı ya zaman zaman bireysel gelişim için ayrı kamp yapması daha doğru olabilir. Musa? Ben de şöyle bir yorumda bulunuyorum. Ben şöyle düşünüyorum. Bir önceki federasyon yönetimi de olsun, bu yönetim de olsun. Bence zihniyetlerini değiştirmeleri lazım, bakış açılarını değiştirmeleri lazım. Yani Hüseyin Alkan, Tuncay Karakaya, Ebu Bekir abi falan. Yani adamlar hani bir yere kadar oynayacaklar mesela geleceğe yönelik. Yani mesela bu adamlar hani Allah korusun milli takımı bıraksalar. Türkiye ne durumda o zaman? Hani genç sporcusu yok. Ne diyeyim sana hani antrenman vermiyor, takım kurmamış. Yani bu il bazında olmaz. Bunu federasyonun yapması lazım. Federasyon demesi lazım ki genç sporcular siz gelin bakayım buraya. İşte şu ilde, şu salonda kamp. Mesela 10 gün, 15 gün, 20 gün. 3 ayda bir olur, 2 ayda bir olur. Ama bu yapılsa federasyon batmaz bundan yani. Bunu da karşılar diye düşünüyorum federasyon. Ha bu geleceğe yönelik çok iyi bir şey olur yani milli takım hani şu anda mesela gençler alın ben direkt milli takıma koyun demiyorum mesela öyle bir şey olmaz yani. Gençler çalışarak ileride neden A milli takımda yer almasın yani. Ha B milli ile turnuvalara katılır yurt dışına gider mesela imkan verilir. Tecrübe kazanır. İlerleyen yıllarda da A milli takıma yükselebilir yani. İnşallah her şey. Mesela biz Ankara Kapı neden çift takım katılmadık? Katılıyorum Emrullah. Çok doğru dedin. Niye B takımına da katılmadık? Yani diye sormak isterim. Çok doğru, aynen. Yani hem Bir de kendi ülkemizde hem ülkemizde de olan bir bir masraf yok. turnuvaydı. Ya Yani. masrafı yok. Anam yurt dışına götürdüm mü euro dolar bozdurmana da gerek yok. Ya da almana da gerek yok. Biz Türkiye'de sonuçta. Ve e-sporcuların çoğu da çevre illerde oturuyordu ki çoğu da izlemeye geldi biliyor musun? Yani genç sporcuların çoğu oradaydı izlemeye geldi. Çünkü abi biz spora aşığız. Gerçekten izliyoruz, ediyoruz, merak ediyoruz. Ben işte maç anlatıyorum çünkü Evet, oraya bu gelemeyeyim işin de Emrullah'ın spikerliğinde. Aynen ben mesela. maçı anlatmak için heves etmişim. Bazı arkadaş izlemek için gelmiş. Yani orada çok yani orada kendi amaçlarıyla kalmaya gelen sporcularla bile bir takım kursan orada mücadele verir. Yani. O kadar söylüyorum sana. Ama mesela bu değerlendirilmedi yani yapılmadı. Ben Artık şöyle bir dahaki görüyorum Ankara bu konuda. kaplarda mı diyelim? Bu konuda ben şöyle görüyorum. Kimse risk almak istemiyor abi. Elinde hazır olan bir takım ona bir tane ekleme yapılırsa yapılıyor. Yapılmazsa aynı takımla devam ediliyor. Diğer türlü kimse genç bir oluşum yapayım milli takımda ya da başka bir genç bir oluşum oluşturayım. Bunun derdinde değil kimse. Herkes ben bunu görüyorum. Önümde bir dünya şampiyonası var. Ben mesela Muhammed'i, Emrullah'ı, Musa'yı, Furkan'ı, Hilmi'yi, Ahmet'i neyse artık. Bunu alarak risk alamam diyor. Elimde bir oturmuş bir kadro var. Yaparsam bununla yapacağım zaten. Yapamazsam da yapamam. Abi bizi A milli takıma direkt koysun demiyoruz ki biz. Yani risk almayacaksın. Sen ileride oluşacak riski önlem alacaksın. Yani ileride oluşacak risk ne? Birilerinin bırakması, birilerinin gitmesi. O zaman kimsesiz kaldığında yerine birini koyman lazım. Koyacağın adamı da yetiştirmen lazım. Biz demiyoruz ki biz de direkt al koy. Bırak abi kur takımı. Antrenman yaptır. Adamlar çalışsınlar. Çalışan takım hatta ilerleyen dönemlerde karışık kamp da yaptır. Dengeli takımlar kur. Birbiriyle mücadele yapsın. Sonra gerektiği zaman sen o adamı oraya koyabilir. Belki daha iyi olacak
O adam bırakmadan onun elinden alacak zaten o formayı. Anladın mı? Yani Özel turnuvalar oluyor. Gaplar maplar işte. arkadaşlar, konu bütünlüğümüz fazla dağıtmadan isterseniz yayınımıza devam edelim. Olur abi. Burada hepimiz çok dertliyiz. Ben de Evet. mesela yıllardır sizin bu yaşadıklarınızı düşündükleri, ben 15 yıl yaşadım. Sürekli bana Hilmi Genç savunması kötü, atış iyi, şöyle böyle falan söylendi. Haklılardı. Çünkü beni o yönde çalışamadım hiçbir zaman. Kendi ilimde o kadar imkanım olmadı. Diğer türlü o kadar üstüne düşülecek bir durumum olmadı. Yeri geldi bazen ben pes ettim. Yani burada antrenörlerimize de çok büyük iş düşüyor. Yani oyuncu pes ettiği zaman dahi senin biraz onu desteklemen gerekiyor. Yani oyuncuya hiç değilse o sporcu aşkını, mücadele aşkını, pes etmeme ruhunu aşılaman gerekiyor. Ya bende de aynı şey var. Beni gittiler judoya yönlendirdiler. Yani sen gol boyu 12, 2012'den 2011'de başlamış bir sporcuya gidip 3-4-5 sene, 6 sene gol boyu yaptır. Sonra birden de ki işte takımda yer yok, yani seni gönderip başka bir takımda kendini değerlendir demiyorlar. Ne diyorlar? Sen bırak bu işi, judoya devam et. Ya abi sen benim bu kadar yıllarca verdiğim emeğin üstüne bir çizik atarsan, çocuk aklımda da o zaman inandım. Sonra 2 sene sonra fitness'a başladım. Ben fitness'a başlayınca oluyormuş. Benim antrenörüm sen Sen fitness'a başla demiyor ki. Yani asıl antrenörlerin kafasını değiştirmesi lazım. Sen sporcu iyi yönetmen lazım. Bunlar daha çocuk ya da genç. İyi yönlendirmek lazım. Sporcular bazen çocuk aklıyla veya genç aklıyla bazı şeylerde yanlış kararlar alıyor. Düzgün planlamalar yapıyoruz. Bizde planlama da yok yani. Planlama sıfır. Gelişim açısından 2 sene bıraktırıyorsun. Spor sonra sana ihtiyacım var gel diyorsun. Ben o zaman gerçekten gol golü aşık olduğumu inandım ve artık kimseyi dinlemek yerine kendi planımı kendim oluşturmaya başladım. Yani fitness'a gittim. İşte İstanbul'a Eskişehir'den sürekli trenle git gel git gel git gel. Caner abiler, Asım abiler, Barış abiler, onlarla antrenman yaparak geliştim. Defansım mesela bu turnuvada diğer turnuvalara göre daha iyiydi. Niye? Abi onların topunu yiyorum çünkü. Deneyim kazanıyorum, tecrübe kazanıyorum. Bu iş böyle oluyor. Yani oynayarak kazanırsın. Ben böyle Peki düşünüyorum. Emrullah atışında daha ziyade takımına attığın gollerle katkı sağladın. Peki gol atmakta en çok zorlandığın oyuncu kimdi Emrullah bu turnuvada? Ya, gol atmakta ben zorlanmadım. Çoğu rakibime, arkadaşıma da gol attım. Yani ben çeşit çeşit gol attım. Benim tek problemim bölgesel atamam. Orta oyuncuları biraz fazla dövmüş olabilirim. Problemim oydu. Aynen. Onun dışında bir problem yoktu. Yani yanlış anlamasın kimse. Elazığ'ın 3 oyuncusuna da gol attım. Maraş'ın 3 oyuncusuna da gol attım. Afyon'un 3 oyuncusuna da gol attım. Buradaki tek sıkıntı biraz orta oyuncuyu çok dövmüşümdür. O da işte dediğim gibi antrenman sistem bölgesel atış yapamıyorsun. Bir de sağa kayıyor zaten. Ayağın kayıyor, denge ayağın. Bileğin dönüyor. Olmuyor yani bazı şeyler. Ya Furkan bizim de sen antrenman yaptığımız salonda bile arada bir antrenman yapıyoruz. 2 tane direk koyuyoruz, araya ip çekiyoruz. Ya ipten direk yapıyoruz üst direği. Yani oradan denge alarak tuşlattığımızı attığımızı düşün. Bir de burada gerçek direkten alıyoruz. Yani ortam çok karışık. Furkan senin için karışık mı? Bizim için de karışık abi maalesef. Hani antrenmanlarda kale direği yok. Maça geliyoruz, kale direği var. Biraz dengemiz şaşıyor. Ama benim atış yaparken zorlandım. Hani ilk devrede rakip yoktu ama ikinci devrede beni İsrafil abi biraz zorladı diyebilirim. Musa. Musa sesim geliyor mu? Şu anda geliyor abi, evet. Senin gol atmakta en çok zorlandığın savunma oyuncusu kimdi? Turnuva. Abi şöyle lig bazında düşünürsek hani gol attım çoğu takıma da, yani hatta tüm takımlara gol attım ama en çok zorlandığım, yani en çok çaresiz kaldığım maç direkt takım olarak belirteceğim. Maraş'a. Maraş'a gol atarken gerçekten çok zorlandım. Yani çok çok çabaladım ama yani en zorlayan takım olarak söylüyorum, hani kişi olarak değil. Maraş gerçekten beni çok zorladı. Muhammed, senin savunma anlamında en çok zorlandığın atışçı kimdi? Topunu karşılamakta zorlandığın. Topuna karşılamakta zorlandığım özellikle Musa'nın atışları çok darbeli geliyor. Çok güzel geliyordu ve Emrullah'ın atışları. Yani ne yüksek sekiyor ne alçak sekiyor. Darbeli bir şekilde, yani orta bir şekilde geliyor. Darbeli geliyordu. Çok zorlanıyordum o yüzden. Güzel toplardı yani.
Ama benim karşı tarafta böyle hızlı hücumlarımla zorla yani hızlı hücumlar yapıyordum biliyorsun Hilmi abi genelde. Evet. Onlar da İsrafil abiye bir türlü gol atamadım ya. İsrafil abi nasıl oldu? Hepsini tuttu adam. Helal olsun. Bir türlü ona gol atamadım. Ben de defansif açıdan da onu da söyleyeyim. En çok İsrafil abiye zorlandım. Çünkü İsrafil abi özellikle bana oynadı. İsteyerek mi yaptı bilmiyorum. Genç kupasındayken orada gözlemciydi yanlış hatırlamıyorsam. Bana da şey demişti. Defansını düzeltmen lazım diye. Oradan mı aklımda yer etti bilmiyorum ama ya Rochette falan oynaması gerekirken full bana oynadı. Yani bir ara hem o top at hem o kadar topu kurtar. Çok zorlanmıştım. Bir tane köşeme astı ampul gibi. Ampul gibi bastı mı? Sana da Aynen. astırır Baksana abi. sonunda. Furkan, Musa sizin savunmanın en çok zorlandığınız atışçılar? Abi benim Emrullah ve Murat Yılmaz bir de Musa mı? Yani onlara karşı. O da mıh gibi çaktı mı? Aynen. Yani Musa'dan gol yedim mi bilmiyorum ama şutları iyiydi yani. Şu an hatırlayamıyorum. Evet Musa. Abi ben de söyleyeyim. Ben de şöyle Öncelikle isim Furkan'a gol yazdım. attın mı? Abi hatırlamıyorum. Atmış da olabilirim, atmamış da olabilirim. Salladım da nereye gittiyse bilmiyorum Valla mu hiç hatırlamıyorum o maçı. O maçta bayağı gol oldu. Hiç hatırlamıyorum. diyeyim. Ama zorlandığım şutları sayayım hatta. Mesela Emrullah'ın topu gerçekten etkileyici bir şutu var. Defansta beni bazen gafil avlıyordu yani. Murat Yılmaz'ın ki keza öyle. Ve şöyle hani bilmiyorum siz ne kadar dikkat ettiniz. Canlı yayınlarda mesela Hilmi abi sen ne kadar dikkat ettin bilmiyorum ama. Afyon'da Recep abi var. Adam bir numarada oynuyor. Evet. Öyle çok hızlı bir şutu yok. Ama adamda teknik bir şut var. Adam iki numaradan out'a koşuyor. Ve topu çapraza döndürüyor. Hani sen karşına hani ben 5 2'den numaralı 4'e oynuyorum mi? ya. 2'den 2'ye mi? Abi şöyle diyeyim sana hani Hatta 1'den 2'den 2'ye mi? out'a koşuyor Evet. ve 2'ye atıyor. Ve 4'e de atıyor bazen. Ben o Başlı top. şutlarda mesela zorlanmıştım ve takımımda gol yedi yani. Hiç beklemedik bir şutu var yani. Ben mesela bana gelecekmiş diye bekliyordum. 2'ye gidiyordu mesela top. O topta zorlanıyorduk. Başka zorlandığım toplarda mesela Adem abinin topları yüksek geliyordu. O toplar sıkıntılıydı. Furkan'ın çok değişik bir şut tarzı var. Onu bazen denk getiriyor. Böyle çok değişik, çok nasıl diyeyim sana, her zaman atmıyor onu. Çok dikkat ettim ben ona. O toplar bazen beni terse yatırıyordu yani ama son anda çıkarıyordu. Atakan'ın topları da size değişik geliyor muydu? Yani ben özellikle Atakan bazen 2'de mi oluyor, 4'te mi oluyor anlamıyorum. Ben çünkü açı daraltma yapıyorum. Atakan'la oynamadığım için ben bilmiyorum. Gelir yani top neredeyse ona göre konum alıyorum. Kendimi ona göre yöneltiyorum. Ona göre açı alıyorum. Ama Atakan'ın bazen 2'de duyup sonra 4'ten çıktığını fark edince dengesiz yakalandım, gafil avlandım oluyordu. Bir tane de attı zaten bana ama maç boyunca tek bir gol yedim. Penaltı saymazsak ya. Penaltıdan bir tane daha yemiştim. Musa Elazığ pardon Euro Mobilya Aksaray maçı son gün. Çıkmamalarına şaşırdın mı? Yani öyle bir şey bekliyor muydun? Abi hiç beklemiyordum. Ben tam tersine Aksaray'ın bize karşı hani bilendiğini düşünüyordum. O maçın gerçekten çok sıkıntılı bir maç olacağını düşünüyordum. Hani çünkü yaşanan olaylardan ötürü falan. Biz de öyle Yani bekliyorduk ya. evet ben gerçekten böyle beklemiyordum. Ve şunu da buradan açıklayayım. Yani biz salona gittik. Maça çıkacaktık. Hatta yukarıya çıktık. Isınmayı yapıyorduk. Bize orada haber geldi. Aksaray çekilmiş. Üçüncüsünüz diye. Hani bir üçüncülüğüm, üçüncülük hani buruk kaldı içimde. Hani ben maçı kazanıp üçüncülüğü kutlamak isterdim. Ama çok şaşırdım yani. Ben böyle bir şey beklemiyordum. Neden böyle oldu? Şunu belirttiler duyduğum kadarıyla. Oyuncular Atakan sakatmış diye sakat. Aynen birkaç duydum. oyuncusu. Evet. Anladım kardeşim. Arkadaşlar bir de size bir kariyerinizle ilgili bir soru daha sormak istiyorum. 5 yıl sonra kendinizi nerede görüyorsunuz? Ben başlayayım. Evet Emrullah her zaman. Transfer olur muyum onu bilmiyorum. Yani kulüp açısından o konu biraz muamma. Çünkü benim biraz da sportif açıdan kendimi düşünmem lazım evet ama bazen de kendimi idare ettirmem için ekonomik açıdan da biraz
değerlendirmem lazım. Çünkü ben öğrenciyim. Memur değilim veya herhangi bir işim yok. Onun için biraz beni farklı etkenler de etkiliyor. Ama sportif açıdan çalışmayı bırakmayacağım. Hem fitness hem gol bol antrenmanlarıyla kendimi çok geliştireceğimi düşünüyorum. Ve yakın bir dönemde milli takıma girer miyim? Bu 2024'ten sonra bize bir kapı açılacağını düşünüyorum. Nasıl Mert'e ve Bilal'e bir kapı açıldıysa bize de açılacağını düşünüyorum. Onun için oraya bir iki kişi daha girer gibi geliyor bana. O kişiden biri neden olmayayım diye düşünüyorum. Muhammed. Yani ben de tabii çalışmayı asla bırakmayacağım. Çünkü gol böyle seviyorum. Ya sevdiğim bir şey. Yani ne yaparsam yapayım ben spora gittiğimde mutlu oluyorum. İş yerine gittiğimde çok sıkılıyorum, oturuyorum, boş geçiyor. Ama spora gittiğimde bütün enerjimi orada atıyorum. Yani mutlu oluyorum. Bu yüzden asla gol böyle bırakmayacağım zaten inşallah. Sıkıntı olmadığı sürece. 5 yıl sonra da yani milli takıma gitmek isterim. Hedefim zaten milli takım. Emrullah'ın dediği gibi 2024'te ne olur? Bir seçme olursa yani çok girmek isterim. Ki ben bir de orta oyuncuyum. Yani orta oyuncu anlamında çok fazla orta oyuncu olmadığı için biraz daha şanslı hissediyorum kendimi. Yani rakibim Murat Yılmaz var işte. Onunla beraber kapışırız bakalım. İnşallah. Ben hedefimi milli takım olarak düşünüyorum. Ama bakalım kader bize ne gösterecek. Muhammed, ben de burada özel bir şey söylemek istiyorum. Ben aynı şehirdeyiz sonuçta. Sadece senin özelinde değil. Ben de golbol konusunda bildiğim her şeyi, yani yapmak isteyip de yapamadığım ya da zamanındaki yaptığım hataları hepsini birebir burada özellikle sana hepsini katmak için, yani bir genç olduğun için, o da Maraşlı ya da Muhammed olduğun için değil, elimden gelen her şeyi yapacağımı Anladım. söyleyebilirim buradan. Sadece Sen farklı bir ile giderim belki. Farklı bir ilde çalışma fırsatım olur ya da gitme durumum olur. Orada ikame etme durumum olur. Aynı şekilde oradaki de genç kardeşlerime hiç değilse bir kuvvetli bir atışımın olduğu düşünüyorum. Onu da hiç değilse bir savunmalarında bir gelişme de sağlarsam mermi gibi umarım. abi, ne kuvvetli mermi gibi. Evet, bu konuda ben de bir Evet. şey demek istiyorum. Yani Hilmi abi sen bize çok şey kattın atışlarınla özellikle. Yani savunmayı geliştiren sendin benim savunmamı özellikle. Geliştiren sendin. Çünkü atışlarınla, senin atışlarına karşı koymak bayağı bir güç biliyorsun. Yani onlara bile karşı koydum. Onlara karşı koyarak kendimi geliştirdim. Sen olsun, Uğur abi olsun. Bize bayağı bir katkı sağladığını teşekkür ediyoruz. Takım olarak yani teşekkür ediyorum. Ya bu el birliğiyle olacak bir şey mesela. Maraş'ta biz bu şekilde yapıyoruz diyelim. İstanbul'da Caner'lerle Emrullah senin yapman lazım. Caner Konya'da abiler, Musa Barış senin yapman abiler. lazım. Bursa'da senin Yapıyoruz yapman lazım Furkan. Efendim? biz de Caner abilerle, Barış abilerle yapıyoruz. Yani bizim Bilallerle yapıyoruz, Asım abilerle yapıyoruz. Sonuçta hepsi milli takım sporcusu. Bizim de öyle bir avantajımız var ama işte biz de salon, çalışacak salon bulamıyoruz. Bulduğumuzda da yani gerçekten o salonun tüm imkanlarını kullanarak kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Yani en küçük antrenman bile bizi çok geliştiriyor çünkü dediğim gibi adamlar milli takım görmüş. Avrupa dereceleri var. Onlardan deneyim kapmak, onları izlemek çok geliştiriyor insanı. Ki ben sadece onları orada izlemek değil, olimpiyat görüntüleri sonuçta YouTube'da var. Onları izleyerek bile kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Azıcık görmem var. Böyle bir avantajım var. Bilmiyorum ya. İnşallah biz de istediğimiz yere geliriz. Musa, İnşallah. inşallah kardeşlerim. Abi ben 5 yıl sonra kendimi şu durumda değerlendirirsem, şu anki konumumda değerlendirirsem yani silinmiş olarak görüyorum şu durumda. Neden? Gol bol camiasından silinmiş olurum yani şu durumda. Çünkü antrenman yapmıyorum. Ne kadar hani iyi olsam da antrenman yapmadığım sürece ister istemez sporcu geriler yani. Ama eğer şu durumdan tam tersine çevrilirse konumum, antrenman yaparsam yeterince, öyle fazlasında da gözüm yok. Hani haftada 3 antrenman olur. Antrenman dediğimde salona gidip mesela maç yapmak mesela. Fitness falan onlar ayrı. Bizim oyunumuz oyunda gelişmek için hani maç yapmak lazım. Pratik yapmak lazım. O imkan sağlanırsa, o imkanı elde edersem 5 yıl sonra kendimi milli takımda görüyorum. Furkan. Ben de bu son bir yıldır yani düzenli golbol antrenmanı yapıyorum. Ondan önce bir gelecek düşünmüyordum. Yani bu düşünceye beni sevk eden de
Oğuzhan abi oldu, Oğuzhan Yılmaz. Senden olur, çalış yaparsın dedi. O zamandan beri hem şut anlamında hem de savunma anlamında kendisi de Bursa'da kamp dışında olduğu süreçlerde hep antrenman yapma fırsatı buldum. Salon boş buldukça birebir de çalıştığımız dönemler oldu. Bu seviyeye kadar gelmemi o sağladı. Bundan sonra da hani antrenörüm İsmail abi, Ali abi, onların ve Oğuzhan abinin destekleriyle hani diğer büyük abilerim deneyimleriyle bir yerlere gelebileceğime inanıyorum. Bu 5 yıl sonra da Emrullah'ın dediği gibi o iki oyuncudan biri ben niye olmayayım, niye Emrullah olmasın, niye Musa olmasın. Bize bu imkanlar verilirse herkesin o seviyeye gelebilme imkanı çok yüksek. İnşallah hepimiz aynı milli takım altında, aynı forma altında ter dökmek nasip olur. Tamam. Şimdi kısa hızlıca arkadaşlar. Emrullah, ideal aldığın oyuncu kim? Golbolde. Hızlı. Güzel aldın Tuncay abi. Furkan. Oğuzhan Yılmaz. Musa. Yunus Emre Akyüz. Muhammed seni deyip benim zaten. Ne? Yok kardeşim, kim? Ebu Bekir abi. Ebu Bekir Kara. Tamamdır kardeşim. Arkadaşlar şimdi biz en değerli bir enlerini belirledik turnuvanın. İki tane ilk üç belirledik. Cidden seçmekte zorlandık. İlk üçe sadece üç tane oyuncu seçsek biz adaletsizlik olacağını düşündük. Onun için iki tane ilk üç belirledik. Altın ve gümüş şeklinde. İlk üçümüz en değerli, turnuvanın da aynı zamanda en değerli oyuncusu Emrullah Toprakçı, bir numarada. Ortada en iyi savunmacımız aynı zamanda turnuvanın Murat Yılmaz. Bence turnuvadaki en doğru tercih, en doğru transfer 5 numarada Musa mı? Aynı şekilde ikinci ilk üçümüz, gümüş ilk üçümüz şu şekilde. Gol kralımız Furkan Değmez. Orta oyuncu da bence de değil, hatta bu topluluğumuzun fikri. En iyi çıkış yapan, en iyi atılım gösteren Muhammed Özcan ve gelecek vaat eden Murat Akgül'den oluşmakta. En değerli oyuncumuza ilk başta sözü vermek istiyorum. Emrullah kardeşim, takımına kattıklarınla, takımına uyumunla attığın 134 goldü değil mi? Evet, o civarlarda bir şey. Aynen. Evet, attığın 134 golle takımına bu şut konusunda, gol konusunda sağladığın destekle şampiyonluğu getiren en büyük faktörlerden biri oldun takımın adına bence. Seni de turnuvanın en değerli oyuncusu seçtik kardeşim. Bununla ilgili neler söylemek istersin? Teşekkür ederim. Çok sağ olun gerçekten. Çok çalıştım gerçekten. Hem fitness hem golbol, ikisini bir arada götürüp okul ve kendi özel hayatım, karmaşık bir dönem. Ama dediğim gibi Barış abilerden, Caner abilerden ve milli takıma gitmiş Asım abi ve Bilal'den o kadar çok şey öğrendim ki, onları izleyerek kendimi o kadar çok geliştirdim ki onlara asıl teşekkürü buradan bir borç bilirim. Çünkü dediğim gibi onların kazandığı deneyim ister istemez antrenmanlarda bana da geçiyor. Çünkü birlikte antrenman yapıyorsun, onları izliyorsun, onları idol alıyorsun bazen. Onları izleyip bir oyun oynamak onlarla seni geliştiriyor. O sayede hem şutumu hem de defansımı, işte topun çıktığı noktaya göre, sekiş ritmine göre konum almak, işte şutu çekerken daha seri dönmem, işte daha teknik dönmem, topa spin verebilmem, İşte topun sesini kesebilmem, daha darbeyle atabilmemin hepsinde onların tecrübelerinin bana geçmesiyle oluyor. İnşallah kendimi onlarla daha çok geliştireceğim. İnşallah Güzel bir kardeşim. turnuvaydı. Takımla da Murat'la yıllardır oynuyorum zaten. Benim aynı okuldan mezun olduk. Aynı Boğaziçi'nin ilk kadrosuyuz zaten. Bilal, Murat'la. O yüzden uyum sağlama gibi bir problemim olmadı. Başardık. Güzel oldu. Şampiyon olduk. Ben de tebrik ediyorum senin bu Teşekkür ederim. Her kazanımda. şey. Sağ ol. En değerli oyunculuğunu ve şampiyonluğunu da kutluyorum. En iyi savunmacımız, en az gol yiyen takım Antalya Toros, şampiyon olan takımımızın orta oyuncusu Murat Yılmaz olarak seçtik. Bir de en doğru tercih, en doğru transfer, yani lige renk kattın Musa. Cidden belki inanılmaz imkansız bir şeyi başardınız takım arkadaşlarınızla Evet abi. birlikte. Buradaki en büyük payı da
Şahsen Gespi olarak sana veriyoruz. Ve en doğru tercih olarak Musa seni seçtik dostum. Takım adına. Takımın adına. Abi yani çok mutlu oldum bu seçimden ötürü. Beklemiyordum yani böyle bir şey diyeceğinizi. Böyle turnuvayı ve takımı değerlendirmek gerekirse hemen değerlendireyim abi. Elazığ'a gitme nedenlerimden biri abi dedim ki hani bir takımla neden imkansızı başarmayalım? Hani neden olmasın dedim. Elazığ'ın durumunu biliyordum çünkü yakından takip ediyordum. Elazığ yönetimini de pek çok severim yani orada Beyazıt da var falan. Sonra öğrendim ki Ertuğrul abiyi de bu devre arasında transfer etmişler. O da birinci devre oynamamış. Dedim neden olmasın dedim. Aksaray'ın da puanları silinince. Dedim belki başarırız dedik. Yedincilikten takımı üçüncülüğe taşıdık. Beyazıt'ın çok emeği var gerçekten. Ortada çok iyi oynadı. Ertuğrul abinin keza çok iyi şutları vardı. Yani şunu söylemek gerekirse benim kendi düşüncem. Turnuvada baktığımız zaman kağıt üzerinde 4-4'lük olan hani değerlendirdiğimiz zaman iki tane takım vardı. Biri Maraş, hani şutörleri ve defans açısından olsun. Biri de Elazığ diye düşünüyorum. Bu arada bu Hani yoruma diğer takımlarda katılıyorum da. gerçekten. Evet. Çünkü biz iyi güçlü bir takımız ama bizim bir kanadımız eksik. Evet. O yüzden 4-4'lük demeyeyim de 3 oyuncusu da tam olmuş bir takım dememiz gerekirse bu Maraş ve Elazığ'dır. Orta oyuncuları gerçekten çok yetenekli ve iki kanat oyuncusu da gerçekten iyi şütörlerdi. O yüzden tam takım anlamında hem Maraş hem Elazığ'ı bu konuda Musa'ya katılıyorum. Yani demem o ki abi başardık yani imkansız başardık ve çok devam çünkü doğuya kimse hani benim gördüğüm kadarıyla voleybol camiasında hani gidip de ne diyeyim sana böyle çok büyük beklentilere hani girilmiyor yani hani nasıl diyeyim sana doğu kulüplerini çok tercih etmiyor sporcular. Ben bir risk aldım ve bunu başardık ve çok da mutluyum yani şu anda Elazığ'da olmaktan. Bu kadar abi. Teşekkür ediyoruz. İkinci gümüş ülke üçümüzde gol kralımız Furkan Değmez. Kardeşim cidden 159 golüm var galiba. Evet abi. Evet. Takımına gol anlamında inanılmaz bir katkı sağladın. Liginde gol kralı oldun. Biz bu konuda da seni gümüş ilk üçe seçtik kardeşim. Bununla ilgili neler söylemek istersin? Abi açıkçası yani böyle gol kralı olacağımı düşünmüyordum. Çünkü Emrullah gibi lige başlarken Murat gibi işte Konya'da Murat Şahin vardı. O ligimizde daha değerli yani önceden geçmişi olan İbrahim gibi Maraş'ta ilk yarıda İbrahim vardı yanlış hatırlamıyorsam. O Evet, İbrahim abi. onların evet, onların benden daha çok gol atacağını düşünüyordum. Ama bu benim en çok gol atmamda payı olan da takımında başka şutörün olmaması maalesef. Bunun sıkıntısını çok çektim. Ama bir yandan işte bu avantajı oldu. Bu avantaj mıdır, iyi bir şey midir, kötü bir şey midir? Yorumu her bırakıyorum artık nasıl yorumlanırsa. Bu şut anlamında bana destek olan antrenmanlarda Oğuzhan abi, Ali abi, İsmail abi sayın antrenörümüz, bir de idarecimiz Hasan abi son günlerde çok şut çalışmamda, bireysel savunma çalışmamda çok destekler oldu. Buradan onlara da teşekkür ediyorum. Tamam Furkan. Biz de bu başarından ötürü seni kutluyoruz. Gesbir ailesi olarak. Başarılarının da devamını diliyoruz kardeşim. Sağ olun. İkinci ilk üçümüzdeki en iyi çıkış yapan Muhammed Özcan. Muhammed kardeşim seni de ikinci ilk üçümüzün orta oyuncusu olarak seçtik. Cidden özellikle ben şey diyeceğim sana Elazığ ve Niğde maçlarındaki performansın bence takımın ayakta tutan performanslardı. 9-9'a geldiği anda attığın bir gol takımını ayakta tuttu. Savunma anlamında da takımına cidden ciddi katkılarda bulundun. İlk defa oynadığın halde ilk defa ilk üçte oynamana rağmen bir lig maçında bir de sürekli oynadın. Sadece bir maçta oynamadın. Bence bu konuda da
Sen en iyi çıkış yapan oyuncu olmayı hak ettin. Bu konuda neler söylersin? Yani öncelikle seçiminiz için teşekkür ediyorum. Yani gerçekten teşekkür ediyorum. Çünkü bunu beklemiyordum. Ben hatta kendi performansımı gösteremediğimi düşünüyorum. Çünkü sen antrenmanlarda biliyorsun İlmi abi, ben antrenmanlarda biraz daha iyi performans gösteriyordum. Bu lig heyecanıyla biraz daha geriledim. Yani farklı hatalar yaptım. Çok fazla hata yapmış olabilirim. Ama yine de teşekkür ediyorum, beni seçtiniz. Yani gördünüz. Tanınmama vesile oldunuz. Güzel oldu benim için bu. Teşekkür ediyorum. Tabii bunda takım arkadaşlarımın da büyük katkısı var. Yani onlar olmasaydı belki de biz o maçları yenemezdik. Niğde'yi, Elazığ'ı alamazdık. Onların şut performansı, savunma performansı, benim de onları desteklememle birlikte güzel bir şey çıkardık. Yani Murat Akgül'e ve Adem Baraçık arkadaşımıza teşekkür ediyorum bu konuda. Yani Hilmi abi, bu konuda tabii size de çok büyük pay düşüyor. Sen, Uğur abi olsun, sen ol. Yani çok büyük katkılarda bulundunuz bize. Çok büyük gelişim göstermemize sebep oldunuz. Özellikle Murat ve bana. Yani tecrübe kazanmamıza sebep oldunuz. Ondan sonra antrenörümüz Burak Gülmez. Burak abi. Biliyorsunuz Burak abi de birincilik tecrübesi olan çok tecrübeli bir oyuncu. Şu anda antrenörlüğe başladı. Ve bizim antrenörümüz oldu. Çok güzel yönetiyor. Takımı biliyor, takımı tanıyor. Yani takımı iyi tanıdığı için de her zaman başımızda duruyor takımın. Hiçbir antrenmanda başımızda durmadığını görmedim ben. Hep başımızdaydı. Bu yüzden kimin ne eksiği var, kimin ne fazlası var ki bu timeoutlarda falan ortaya çıkıyordu. Mesela biz takımda oyundan düştüğümüzde timeout alıyordu. Bize öyle bir taktik veriyordu, bir şey veriyordu. Yani moral motive veriyordu ve takımı ayakta tutuyordu. Bir nevi ayakta tutan da Burak abi diyebilirim. Yani ona da çok teşekkür ediyorum. Yönetim olsun, yani Mustafa Çakmak ve diğer dernek, bizim kulüp yönetimimiz olsun. Hepsine teşekkür ediyorum. Çünkü onlar da bizim, ya siz çok değindiniz mesela bu antrenman konusunda. Onlar bizim antrenman yapmamıza vesile oldular. Her türlü şeyi ayarladılar. Salon olsun, antrenmandan sonra bize dağıtmak olsun, araçla evlere dağıtmak. Çok büyük imkanlar verdiler. Herkese teşekkür ediyorum. Gesper ailesine de çok teşekkür ediyorum. Çünkü Gesper ailesi yani bu maçları yayınladı. Maçları yayınladı, canlı yayın yaptı, emek gösterdi. Sadece bizim ligde de değil, bütün liglerde bu emeği gösterdiler. Yani kimse belki de Gesper'den bunu beklemiyordu. Bu kadarını beklemiyordu. Hatta ben bile mesela şu Berlin Cup'ı, işte Ankara Cup'ı falan beklemiyordum canlı yayınlanacağını. Gerçekten çok güzel işler başarıyorlar. Başarıyorsunuz. Hepinize teşekkür ediyorum. Beni seçtiğiniz için tekrar teşekkürler. Bu konuda Gesbir ailesi adına ben de bir şeyler söylemek istiyorum. Bizim imkanlarımız olduğu müddetçe görme engelli sporunun sadece golbol değil bu. Bütün branşlarında elimizden geldiğince özellikle reklam ve yayın anlamında sonuna kadar ya da federasyonumuza aynı şekilde tavsiye ve öneri anlamında sonuna kadar elimizden gelen her şeyi yapacağımıza, bunu yaparken de en ufak bir çıkar kaygımızın olmadığını ya da en ufak bir tarafımızın olmadığını, çünkü bazen yorumlarda şunun tarafı bunun tarafı ya da bizi kötülüyorsun, bizi kayırıyorsun gibisinden eleştiriler alıyoruz. Bunlar hiç kesinlikle yakışık alır eleştiriler değil. Bize şunu söyleyebilirsiniz: yapamıyorsunuz, beceremiyorsunuz, eksiksiniz, bilmiyorsunuz, etmiyorsunuz diyebilirsiniz arkadaşlar. Ama lütfen bu konuda biraz insaflı olalım. Biz ne kimseyi bir kayırdığımız var, ne de bir kimsenin tarafı olduğumuz var. Sadece gördüğümüzü, bildiğimizi sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Bu konuda da biraz hassas olursak çok daha iyi olur. Ya illa ki hatalar olabilir. Herkesin hatası olacak ki bu GESBİR yeni kurulan bir kuruluş. Daha bir yıl bile olmadı sanırım. Yani yeni kurulan kuruluş, yeni tecrübe kazanıyor. Şu anda çok güzel işler yapıyor. Yani bu Berlin Cup'ı federasyon dahi canlı yayında yayınlayamıyor. Yani bunu sadece ve sadece GESBİR yapıyor. Ve bunun gibi birçok turnuvayı, işte bu ligler olsun, birinci lig olsun, bizim ligimiz olsun, özellikle birinci ligde ve bizim ligde profesyonel yayınlar yapıldı GESBİR'de. Bunu Emrullah abi, bu federasyon konuda için... cidden büyük teşekkür düşüyor. Evet, Çok gerçekten. özverili bir çalışmayla Murat'la Emrullah birlikte birinci ligde bence de inanılmaz yayın Yani biz oraya çıkarttınız. giderken neyle karşılaşacağımızı bilmiyorduk. Biz ekipmanlar hazırladık ki zaten gittiğimiz son internet bile çok kötüydü. Yani Hilmi abi de bilir. Ama ona rağmen
bir şekilde yayınları sizlere ulaştırmaya başardık. İnşallah ikinci devrede buluşturmaya çalışacağız. İşte bize diyorlardı mesela bazı maçları taraflı anlatıyorsunuz veya işte bazı maçları niye yayınlamıyorsunuz? Ya izlenesi en iyi maçları yayınlamaya çalıştık. Programı bir gün öncesinden belirledik. Ben de olabildiğince taarruz anlatmaya çalıştım ama bir kusurumuz olduysa gerçekten kusura bakmayın ama ikinci devrede bunların hepsini yorumları dikkate alıyoruz. Daha dikkatli ve daha özel yayınlar inşallah tabii federasyon internetin çekmediği bir salon ayarlamazsa size ulaştırmaya çalışacağız. Teşekkür ediyoruz Emrullah. Ve ikinci ilk üçümüzde, gümüş ilk üçümüzdeki gelecek vadeden oyuncu olarak da Murat Akgül'ü seçtik. Murat Akgül, İbrahim Gökhan'ın turnuvaya katılmamasıyla birlikte acaba Turgut Maraş şut anlamında, şutörlük anlamında bir eksiklik çekecek mi? İbrahim'in yokluğunu arayacak mı? Gibisinden sorular varken tamamen bu soruları bir kenara bıraktırdı adeta. Kendisi takımının şut yükünü büyük ölçüde çekti. Gol bulma anlamında takımına büyük katkı sağladı. Ve bundan dolayı da gelecek vadeden oyuncu olarak da Murat Akgül'ü seçiyoruz. Muhammed, burada sen iletirsin. Tamamdır. İnşallah ileteceğim. Zaten Murat Akgül'ün bu devrede bir tek bu devrede 57 golü var sanırım. Çünkü diğer devrede 3 golü vardı sadece orta oyuncu olduğu için. Bu devrede 57 golü vardı yani. Tamamdır. Arkadaşlar, hepinize çok çok teşekkürler. Geldiniz. Çok güzel, bence faydalı bir yayın oldu. Son olarak söylemek istedikleriniz varsa onları hızlıca alalım. Yayınımız bayağı da bir uzadı. Ondan sonra yayınımızı kapatalım. Benim yok. Teşekkür ediyorum sizlere. Sen zaten Emrullah, maşallah söyleyeceklerin hepsini tek tek söyledin ya. Ben de teşekkür ederim. Ben Evet de yok. kardeşim. Furkan, İyiyim Musa. abi, ben de Gespit Beni. ailesine teşekkür ediyorum. Böyle bir yaklaşmanın olması gerçekten çok güzel bir şey. İnşallah daha iyisi olur. Daha profesyonel olur. Teşekkür ediyorum. Rica ediyoruz. Ben de Gespir ailesine yaptığı yayınlardan böyle eğlenceli içeriklerin çıkmasından dolayı teşekkür ediyorum. Devamının gelmesini bekliyorum. Tek temennim Türkiye golbolü için. Umarım önümüzdeki yıllar daha iyi yerlere geliriz. İnşallah kardeşim. Buradan bu konu açılmışken ben de Gespire bu golbol konusunda olsun, B1 futbol konusunda olsun ya da başka branşlarda bir katkıda bulunmak isteyen, bizlerle birlikte bu yayınları yapmak isteyen, ben daha güzelini yaparım diyen varsa arkadaşlar, buyurun hep birlikte yapalım. Hep birlikte, çünkü bu camia, bu spor bizim kendi sporumuz. Bizim bir şeyler yapmamız lazım ki bu sporu, bu camiayı bir adım öne taşımamız lazım. Gelin birlikte olalım. Hep birlikte görme engelli sporumuzun reklamını, görünen yüzünü özellikle sosyal medya üzerinden birlikte yapalım. Birlikte sağlayalım ve yarınlara daha umut dolu gözlerle bakalım diyelim. Mesela bu short videoları daha çok yaygınlaştırılmalı bence. Özellikle B1 futbolda falan daha çok izlenebilir. İşte bu konuda da şöyle bir durum var. Teknik destek ekibimizde mesela Emrullah'la birlikte yapıyoruz genelde bunları. Emrullah'ın okulu başlıyor, benim işim oluyor. İster istemez insanların tek işimiz bu olmuyor. Elimizden geldiği kadar. Şöyle olabilir. Takım yetkilileri tam canlı yayınlar yapıyorlar ama yanlarındaki arkadaşlar da mesela gol alını dikey bir şekilde telefonlarla çekip bize sosyal medya aracılığıyla WhatsApp, Telegram bize ulaştırıp biz onları paylaşırız. Yani her şeyi de Gespi'den beklememek lazım. Çünkü biz orada yokuz. Orada olanların görüntüleri çekip bize aktarması lazım. Bir de yatay bir görüntü olduğu için 16'ya 9 bunu dikleştirdiğinde gol pozisyonu gözükmüyor olabilir. O yüzden dikey bazı pozisyonlarda işte yan olarak bir kişi o önemli anı o an yakalayıp bize atması lazım ki biz paylaşabilelim. O şekilde bazı yayınlara da örnek veriyorum. Tokyo'nun yayınları olsun, Tokyo 2020 Paralimpik oyunları telif yiyor. Yani telif yememesi için telifsiz görüntü de olması lazım. Böyle problemler yaşıyoruz ama yaygınlaştırmaya çalışacağız elimizden geldiğince. Konuklarımıza teşekkür ediyor ve bir Golbol Kes yayınının daha sonuna geldik. Bir başka bölümde görüşmek üzere, hoşça kalın.